Merhaba, HDP bu hafta mecliste toplumsal muhalefetin sesini yükseltirken tecrit, cezaevleri, kadın, insan hakları ve emek konularında da sokaklardaydı. HDP'nin meclis gündemiyle başlayalım. Özellikle iktidara çağrı yapmak istiyoruz. Devlet adım atmalı ve talepler acilen yerine getirilmelidir. Biz karşılarında boyun eğecek, böyle saldırılara kabul edecek bir güç değil HDP. Evet, buradan MHP'ye de küçük ortağa da ekmek çıkmaz. Bu işkenceyi yapanların hesap vermesini istiyoruz. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu 6 günün hesabını veremesini istiyoruz. HDP'nin sokak gündemi bu hafta da canlı ve hareketliydi. Tecrit, açlık grevleri, devam eden baskılar ve kadın mücadelesi konularında birçok eylem gerçekleştirildi. Em stiyek ve far nakin, em çok danay nahadi. Her yahtani her davye, bu azadiya gelin me. O demokrasiya Türkiye, emi koşuna koyu da devam bekin. Yani şu haşti, sana haşti hatana, ticari, adalet, hukuk, kanun, hıgıttıga pek natini. İçeri gireceğiz ve Sedat Evan'ın uyduruk dosyasına, uyduruk gerekçeyle tutuklanmasına bir kez daha şahitlik edeceğiz. Vafes, direnen, emekçiliğin olacak. Bu harita aslında aynı zamanda en yoksul iller haritası, kayyum haritası, aynı zamanda süreklileşen OHAL haritası, aynı zamanda sokağa çıkma yasağının devam ettiği illerin haritası, aynı zamanda toplu mezarlar haritası, aynı zamanda şart ıslahat planı, umumi müfettişlik haritasının planı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi önerimiz bu yüzden hedef alınıyor. Bu hafta kadınların gündeminde TCA'ya yönelik baskılar vardı. TCA sözcüsü Ayşe Gökhan'ın tutuklanması birçok kentte yapılan açıklamalarla protesto edildi. Tale her cüreyi emdibinin ki irişandikin. Hebalinme katil girin. Hebalinme dil girdin zindanandan. Yaşasın kadın öncülerimiz, yaşasın Ayşe Gökhan, Leyla Güven, Zeynep, adını sayamadığım bütün mücadele arkadaşlar. Ömrünü mücadeleye adamış bir aktivisttir. 83 kez gözaltına almış, 215 kez dava açılmış ve en az 600 sefer mahkemelere gitmiştir. Buna rağmen kadın mücadelesinden vazgeçmemiş, burada kendi topraklarında mücadeleye devam etmiştir.